Günaydın baba. Günaydın. Hadi iç çayını, soğutma. Yüzüm olmasın. Baba bu kıza neden böyle ettirikli? Başlatma lan kızlarından şimdi. Kıyar ağası. Dersene odaklansan. YGS'de kalırsan o zaman görürüm ben seni. Veririm tornacıya bak. Hadi git derslerine çalış. Tamam baba ya. Bir asırı bırakmadım. İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Hayat nasıl? Hayat kötü be kardeşim ya. Ben bu kızları anlıyorum. Sen çok değişik varlık var. Ya şimdi kızları falan filan bırak da seni benim arkadaşlarla tanıştırmak istiyorum. Hem kafan dağılır, hem moralin düzelir. Test çözmekten bulanık olmuşsun be kardeşim. Tamam kardeşim, gidelim. Hadi gidelim. Kanka, senin bugün neyin var ya canım? Bilmiyorum kanka ya. Aman bana ne ya. Senin derdinle mi uğraşıyorsun? Aslında kuzey tanışsız var da, bana bakmış. Ya tabi bakayım, o zaman tipsizsin, paran yok. Hem zengin kızı ne yapacaksın ya? Sen fakirsin, paran yok. Ya sen bizim mekana gel. Para var, istediğin kadar para verir, sıkıntı yok. Kız var, daha ne istiyorsun? Hem onlardan daha ileri olur. Peki sizin ortama gelsin, o kız bana bakacak. Söylediğin kelimeye bak ya. Ondan daha ileri olursun oğlum ya. Sıkıntı yapma. Merak etmesin. Hadi gidelim ya. Kalk. Gökhan biz geldik. Hoş geldin ya. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Bakıyorum boş gelmemişsin. Ya şimdi onu boşver de. Bizim malzemeler tam değil, aynı mı diyorsun? Hangi bölümden bahsediyorsunuz? Nereden buldun bunu ya? Ben sizi çekiyordum ya, ne demek istediğinizi anladım. Bizim malzemeleri bir görelim. Sen görmedin değil mi gelirken? Yok yok, görmedim. Ona başımıza dert almayalım. Sen de al. Hadi geçin otlar. Hadi beyler kalkın. Hadi hadi. Hadi kalkın. Mayışmışız burada ya. Beni tutun ya. Bunu da kaldırsana. Emre. Emre. Emre uyansana oğlum. Ses verme bu. Ağzına bir baksana. Oğlum öldü şu ya. Nasıl ölmüş oğlum ya? Gökhan ölmüş bu. Kaçalım oğlum o zaman, hadi hadi. Hadi. İstatistiklerine göre yılda 400 çocuk ölüyor. Bunun geçmişine bakarsak bunların sorumlusu dışarıdaki serseriler değil. O serserileri dışarı atan aileler ve aileleriyle yaşadıkları halde sevgi nedir, sevilmek nedir bilmeyen çocuklar ailelerinden uzaklaşıyor. Onları iyi hissettiren insanlarla takılıyor. Tabii hal böyle olunca ölümle sonuçlanıyor. Çocuklarınızı, evlatlarınızı sevin. Onları yargılamak yerine dinleyin. Fikirlerinin olduğunu ve onların da bir birey olduğunu unutmayın. Lütfen evlatlarımızı sevgisiz bırakmayalım.